Vladimir Putin'in düşmanları az değil. Bu yüzden servisini kendini korumaya harcaması normal. Gelişmiş taktikler, geniş çaplı casusluk onu korumak için ne gerekiyorsa yapılıyor. Putin'in 1 metre yakınına yaklaşmanın neden imkansız olduğunu öğrenmek için izlemeye devam edin. Aslında Putin'in bu kadar güvenlik önlemine ihtiyacı bile olmayabilir. Eski bir KGB ajanı olarak tehlikeli durumları sezmek ve birebir çatışma sırasında kendini korumak için fazlasıyla eğitimli. Örneğin ünlü yürüyüşüne bakalım. Bir kolunu salladığını, diğerini nispeten hareketsiz tuttuğunu görüyorsunuz. Bunun onlarca yıllık KGB eğitiminden kalma bir alışkanlık olduğu düşünülüyor. Bir kolunu sallamanın sebebi silah çekmesini gerektirecek durumlar için hazırlıklı olmak. Hatta bazıları kolunda silah taşıdığını söylüyor. Açıkçası Putin'den beklenir. Tabii ne kadar yetkin olursa olsun hayatı şansı atılamayacak kadar önemli biri. Kendisi de kendini güvende ve hayatta tutmaya oldukça takıntılı. Bu yüzden sağlığına da titizlikle dikkat ediyor. Örneğin Putin'in virüs kapmamak için aldığı önlemlere bakalım. 2020'de bir hastaneyi ziyaret etmeden önce tehlikeli madde kıyafeti giydi. Dünya liderleri ve hatta kendi danışmanlarıyla yaptığı toplantılar sırasında da diğer insanlarla arasında güvenli bir mesafe bırakmayı seviyor. Bazen bu mesafe 6 metreyi bile bulabiliyor. Peki Putin'i fiziksel olarak güvenli tutmaktan kim sorumlu? Rusya Devlet Başkanı'nın güvenliğinden sorumlu özel servise Federal Koruma Servisi denir. Putin'in korumaları kendilerine silahşörler diyor. Kökleri 1881 yılına kadar uzanan Federal Koruma Servisi bünyesinde özel bir birimler. O zaman çarları korumakla görevlendirilmişlerdi. Şimdi de başkanı koruyorlar. Eli silah tutan herkes Putin'in koruması olamaz tabii ki. Korumaları operasyonel psikoloji, fiziksel dayanıklılık ve soğukta üşümeme ve sıcakta terlememe yeteneklerini içeren niteliklere bakılarak tek tek seçilmiştir. Bana sorarsanız bu çok zahmetli bir yöntem. Muhtemelen bu yüzden herhangi bir gizli servisin bir parçası değilim. Silahşörlerin Putin'i korumak için kalkan görevi gören özel evrak çantalarıyla donatıldığı bildiriliyor. Hücum içinse zırh delici mermilerle dolu Rus yapımı 9 mm SR-1 vektör tabanca taşıyorlar. Efsanevi uçağıyla uçarken de Putin'in yanından ayrılmıyorlar. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir Ilyushin Il-96 uçağı benzese de Putin'in başkanlık uçağı ciddi şekilde modifiye edildi ve bu 504 milyon dolara mal oldu. Kabinin içi akıl almaz derecede lüks. Pek çok devlet başkanının övünemeyeceği bir lüks seviyesinden bahsediyoruz. Güzel kuş ağacı mobilyalar ve göz alıcı altın kaplamalar. Tuvaletinin bile altından olduğu iddia ediliyor. Uçakta 87 telefon ve bir video telekonferans sistemi var. Böylece Putin havada uçarken bile her zaman her şeyden haberdar ediliyor. Başkanlık uçağı şaşırtıcı olmayan bir şekilde ağır miktarda askeri teknolojiyle donatılmış. Füze savunma sistemleri var ve havada yakıt ikmali yapabiliyor. Buna uçaktaki geniş ofis alanı ve spor salonu da eklenince Putin bu uçağın komuta merkezini Kremlin'e dönüştürebiliyor. Tabii ki Putin'i sadece mermilerden korumak yetmez. Tehlikenin gerçekleşme şansı olmadan çok önce önlenmesi gerekiyor. Örneğin Putin seyahate çıkmadan önce korumaları gideceği yeri aylar öncesinden araştırıyor. Halkın ziyaretine nasıl tepki vereceğini tartıyor. Hava durumunu bile kontrol ediyorlar. Beklenmedik bir kötü hava durumu ya da doğal afet her şeyi berbat edebilir ne de olsa. Putin'in nerede kalacağını inceliyorlar ve herhangi bir bombanın uzaktan patlatılmasını önlemek için parazit yapıcı cihazlar kuruyorlar. Teknisyenler bölgedeki cep telefonlarının ve diğer cihazların elektronik gözetimini yapıyor. Bunları ancak yüksek teknolojili bilim kurgu dizilerinde görürsünüz. Ayrıca Putin'in zehirlenmesini önlemek için bir kişi o yemeden önce yemeğinden tadıyor. Bir ortaçağ kralının yapacağı bir şey bu. Tabii ortaçağdan farklı olarak Putin olaya modern bir dokunuş katıyor. Üyeleri dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanları ve hükümdarlar için yemek yapan bir mutfak organizasyonu olan Chef de Chef'in kurucusuna göre Kremlin'de yemekler doktor kontrolünden de geçiyor. Putin'in korumalarından birinin ünlü karma dövüş sanatları şampiyonu Conor McGregor'ı korkuttuğu videoyu izlemişsinizdir. Bu video size korumaların operasyonel taktikleri hakkında biraz fikir verecektir. Kralın yanına öyle herkes yaklaşamaz. Putin'in koruması McGregor'a öyle bir bakış atıyor ki zavallı adam resmen utanıyor. Ona üzülmemek mümkün değil. Bunun paranoya mı yoksa yüksek güvenlik seviyesi mi olduğuna karar veremiyorum. Korumaların elektronik casusluk, posta kutusunu açma, evleri arama, araç ele geçirme, şüpheleri gözaltına alma ve sorgulama gibi çok çeşitli yetkileri var. Karmaşık güvenlik taktikleri ve etkili silahlar kullanıyorlar.
Putin'in halka çıktığı zaman da bu taktikler kullanılıyor. Putin'in korumaları 4 daire şeklinde dağılıyor. Başkana en yakın ilk dairede kişisel korumaları var. Takım elbiseli ve güneş gözlüklü oldukça tehditkar görünümlü adamlar bunlar. Kulaklık takıyorlar ve çantayla geziyorlar. Bu uğursuz görünümlü adamların görünüşü bile saldırganları caydırmak için yeterlidir. Onlara bakarken kendimi sindirilmiş hissediyorum. Taşıdıkları çantalar aslında Putin'i kurşunlardan korumak için kullanılabilecek koruyucu kalkanlardır. Vladimir Putin'in hayatı boyunca birçok suikast girişiminden kurtulduğuna inanılıyor. Rusya Devlet Başkanı dokunulmaz biri. Putin kendini korumada da oldukça yetenekli. Eski KGB ajanı judo yapıyor ve sniper kullanmayı biliyor. Putin'in güvenlik için dublör kullandığına dair söylentiler bile var. Ancak kendisi bu teklifi reddettiğini iddia ediyor. Öte yandan röportajlarında kendisine en az 5 suikast girişiminde bulunulduğunu inkar etmiyor. Bu girişimlerin patlayıcı ve keskin nişancılarla yapılmaya çalışıldığını söylüyor. Nasıl hayatta kalındığına gelince başkan sadece onlara güveniyorum diyerek kişisel güvenlik gücüne işaret ediyor. Onun haricinde küçük ya da büyük olmak üzere 40'tan fazla suikast girişimi olduğu iddia ediliyor. Rusya Federal Koruma Servisi başkan da dahil olmak üzere üst düzey yetkilileri korumaktan sorumludur. Güçlü ve gizli bir ajansama nasıl işlediğine dair sızan raporlar var. Putin'in 2002 yılında Azerbaycan'a yaptığı devlet ziyareti sırasında Iraklı bir adam, Rusya Devlet Başkanı'nı öldürmeyi planladıktan sonra tutuklandı. Raporlara göre girişimin Ocak 2002'de Afganistan ve Çeçen isyancı güçleriyle bağlantısı olan bir Iraklı tarafından gerçekleştirildi. Kasım 2002'de Putin'e bir suikast girişimi daha gerçekleşti. Kremlin yakınlarındaki bir otoyolda patlamaya hazır 40 kilo patlayıcı bulundu. Yetkililer bu konuya dair açıklama yapmayı ise reddetti. İngiliz terörle mücadele polisinin Ekim 2003'te Putin'i öldürme planını engellediği bildirildi. Bir kaynak iki erkek suikastçinin tutuklandığını ancak serbest bırakılıp Rusya'ya döndüklerini söyledi. İddiaya göre eski bir Rus gizli servis tetikçisi olan adamların Putin'in yurt dışı seyahatinden keskin nişancı tarafından vurulması için bir plan hazırladığı iddia edildi. İngiltere ile bağlantıları olduğu iddia edilen Çeçen adam Osmayev 2012'de Putin'e suikast planladı. Ancak Odessa limanında özel kuvvetler tarafından yakalandı. Operasyonel ve soruşturma faaliyetleri yürütebilir, telefon dinleme yapabilir, vatandaşları gözaltına alabilir, evleri arayabilir ve bildirildiğine göre milyarlarca dolar harcayabilirler. Putin'in korumalarına gelince onu her yerde takip ediyorlar. Birçoğu siyah takım elbise giyip kulaklık takıyor, diğerleri ise sivil kıyafetlerle insanların arasına karışıyor. Paris'teki Ukrayna zirvesine katılırken 6 koruma eşliğinde tuvalete giden Putin'in bu viral videosunu görmüşsünüzdür. Putin'in bir yere gelmesinden aylar önce korumalar herhangi bir şüpheli faaliyet ihtimalini araştırıyor. Giriş çıkışları haritalıyor ve hatta doğal afet olasılığına bakıyor. Putin'in gittiği yerlere patlamaları önlemek için parazit cihazları yerleştiriliyor. Korumaların silah taşıdığı, kurşun geçirmez yelek giydiği ve hatta çanta ve güçlendirilmiş şemsiyeleri kalkan olarak kullandığı söyleniyor. Sahip oldukları diğer beceriler yabancı dil ve siyaset konularında iyi olmak. Bu becerilerle başkana her yerde hatta Sibirya ormanlarına ve gizli evlerindeki tatillere bile eşlik ediyorlar. Örneğin Putin'in 1.4 milyar dolarlık sarayı gibi. Seyahat ederken Putin ve kuvvetleri bir zırhlı araç filosu kullanıyor. Bunlardan biri başkanın arabası. Kurşun geçirmez ve bombaya dayanıklı Aurus Senat 2018 yılında tanıtıldı. Standart aracın fiyatı 274 bin dolar civarında. Ancak Putin'in versiyonu kesinlikle daha değerli. Zırhlı Aurus Senat 6.6 metre uzunluğunda ve 6300 kilonun üzerinde. Çok sayıda özel koruyucu özellikle donatılmış. Kurşun geçirmez lastikler, gelişmiş iletişim sistemi, arkadan acil çıkış ve gaz saldırılarına karşın bir hava sıkıştırma sistemi olduğu söyleniyor. Bu araba Putin'in şık bir şekilde seyahat ederken olabileceği en güvenli yer. Bu videoyu beğenin ve daha fazlasını izlemek için abone olun. Görüşmek üzere.